Enerjisa günlük enerji bültenini sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 13 Ocak 2022. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Elder kademeli tarife karışıklığına açıklık getirdi. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren devreye giren kademeli elektrik tarifesi ve enerji piyasalarındaki gelişmelerle ilgili bir basın açıklaması yaptı. Dernek, Aralık ve Ocak ayını kapsayan faturalarda zamlı ve eski fiyattan yapılan tüketimlerin ayrı ayrı değerlendirilerek toplama yansıtıldığını bildirdi. Zorlu ZES'i güneş panelini dünya markası yapacak. Zorlu Enerji Grubu Uluslararası Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Evren Evcit, ZES markasıyla üst segment kaliteli güneş paneli üretimine başladıklarını söyledi. Bunun için fabrika kurmak yerine üretimi akredite tesislerde gerçekleştiren Zorlu Enerji Grubu, ZES markalı ürünleri ihraç ederek dünya markası yapmayı hedefliyor. Türkiye elektrik üretiminde net sıfır hedefini tutturmuş görünüyor. Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar dünyadaki enerji trendlerini ve bunların Türkiye'deki yansımalarını değerlendirdi, dinliyoruz. İskandinav ülkelerine baktığımızda son 20 yılda işte %20-%30'lar civarında verimlilikten ciddi anlamda fayda sağladılar. Türkiye'nin de bu aslında 2017-2023 enerji verimliliği eylem planından da ciddi hedefler vardı ve bunların birçoğuna ulaşıldı. Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarına olan yatırımlar, ondan üretilen enerjinin kullanımı %38.8'lik bir hedef vardı. Bugün geldiğimiz noktada %42'leri geçti. Toplam kapasitemize baktığınızda hidrolar dahil %52'si artık yenilenebilir. Yani sadece elektrik üretimi açısından baktığınızda Türkiye net zero hedefini tutturmuş diyebiliriz aslında bu anlamda baktığımızda. Enerji CEO'su Pınar, Türkiye'nin en azından elektrik üretiminde net sıfır hedeflerini yakaladığı görüşünde. Değerli dinleyiciler, 2022 yılında sosyal yardım amaçlı kömür dağıtımı için TKİ ve TTK görevlendirildi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan görevlendirme 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. İngiltere enerji fiyatlarını çevre harcıyla düşürecek. Türkiye genelinde artan enerji fiyatları hükümetleri çözüm arayışına yöneltiyor. İngiltere hükümeti enerji faturalarını düşürmek için faturalardaki çevre harcını azaltmayı ya da tamamen kaldırma seçeneğini değerlendiriyor. Bu harcın kaldırılması yılda 200 bin hane halkına destek anlamına geliyor. İran petrolü Asya'ya indirimli verilecek. İran, Asyalı müşterilerine Şubat ayı petrol satış fiyatını düşürdü. Buna göre İran, Asyalı alıcılar için İran hafif petrolünün satış fiyatını bir önceki aya göre 1.10 dolar varil düşürerek Umman Dubai ortalamasının 2.00 dolar altına indirdi. Aydan ve Geniz Perakende, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi katılımcısı oldu. Bu kapsamda şirketler tüm iş süreçlerinde insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanındaki 10 ilkeye uymayı taahhüt etmiş oldular. Aydan Perakende ve Geniz Perakende, söz konusu prensipleri gözetmenin yanı sıra her yıl bu alanlardaki çalışmalarını raporlayarak taahhütlerini yerine getirdiklerini de somut göstergelerle ortaya koyacaklar. Gemi üreticileri hidrojen taşımanın yollarını arıyor. Günümüzde boru hatları ve kamyonlarla taşınan hidrojenin gemilerle taşınmasını sağlayacak teknolojinin 2025 yılına kadar ticarileşmesi bekleniyor. Güney Koreli gemi inşa şirketi KSOE 2025 ile 2027 arasında söz konusu tankerlerin ticarileştirilerek denize indirilmelerini planlıyor. Karacabey RES güneşle hibrit santrale dönüşecek. Bursa'nın Karacabey ilçesi sınırları içinde bulunan rüzgar enerjisi santral sahasına 5 MW kapasiteli güneş enerjisi santrali kurulacak. İki üniteden oluşacak GES yaklaşık 37 milyon TL'ye mal olacak. Avrupa'da elektrikli araçlara geçiş kaçınılmaz. Elektrikli araçların 2025 yılına kadar Avrupa'da en çok talep edilen araç olacağı tahmin ediliyor. Element Energy tarafından yürütülen araştırmanın sonuçlarına göre tüketicilerin 3'te 2'si günümüzde bir elektrikli araca sahip olduğunu ya da satın almayı düşündüğünü ortaya koyuyor. OPEC Plus petrolün 100 dolara çıkmasını istemiyor. Umman Petrol Bakanı Muhammed Anrumi, petrol piyasasına ilişkin yaptığı değerlendirmede OPEC'in günlük 400 bin varillik üretim artışını savundu. Rumi, piyasanın aşırı ısınmasından emin olmak istiyoruz. Petrolün varil fiyatının 100 doları görmesine dünya hazır değil diye konuştu.
Girit Adası açıklarında bu yıl gaz aranmayacak. Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında iki deniz sahasındaki petrol ve doğalgaz aramaları yapılmayacak. Amerikan ExxonMobil, Fransız Total ve Yunanistan'ın Hellenic Petroleum şirketlerinden oluşan konsorsiyum tarafından Girit Adası açıklarında yürütülmesi planlanan petrol ve doğalgaz aramaları mali sebepler nedeniyle donduruldu. Avrupa yeraltı gaz stoklarının yarıdan fazlası kullanıldı. Kış soğuklarının bastırması Avrupa'nın yeraltı gaz stoklarını eritiyor. GES Infrastructure Europe verilerine göre Avrupa'daki yeraltı depolama tesislerine pompalanan doğalgazın %55.6'sının 10 Ocak 2022 tarihi itibariyle kullanıldığını bildirdi. Bu rakam 26.6 milyar metreküp gaza tekabül ediyor. Sırada petrol fiyatları var. Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları dünya genelinde artan Omicron varyantı vakalarına rağmen güçlü talepte yüksek seyrini koruyor. Brent petrolün varil fiyatı $84 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 14 Ocak 2022 için megawatt saat başına ortalama piyasa takas fiyatı 1173.58 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı saat 09.10 aralığı için 1345 TL megawatt saat, günün minimum fiyatı ise saat 04.05 dilimi için 729.99 TL megawatt saat olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik yapım Resul Buksur. Enerjisa günlük enerji bülteniniz sundu.